Evet, genç fütüristler İpek ve Tolga ile beraberiz. Onları bırakmadık. Çünkü daha önce birer bölüm çekmiştik, izlediniz. Son anda bir acayip bir şey oldu. Bu iki genç arkadaşımızın farklı fikirlerde olduğunu öğrendik. Ve televizyonculuk gereği burada bir çatışma ve reyting hissettik ve olayı bizim bu güzel programımızı bir münazaraya mı çevireceğiz acaba? Eyvah eyvah. Şimdi bakalım. Şimdi olay şu, özetleyelim. Belki önceki programları seyretmemiş seyircilerimiz olabilir. Biz 2030'ları, 2040'ları, 2030-35 oraları konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz zaten. Hep konuşuyoruz. Daha önce de konuşmuştuk. Programda da konuşuyoruz. Bir dizi yapmak için yola çıkmıştık. Orada konuştuk. Şimdi de böyle teorik konuşuyoruz. Tolga diyor ki hayatımız 2030'larda, 35'lerde bugünden çok da farklı olmayacak. Çünkü bu tarih çok yakın bir tarih. Çok büyük değişiklikler olmayacak. İpek diyor ki mavi köşe. İpek diyor ki hayatımızda çok büyük değişiklikler olacak ve biz bunu hissedeceğiz. Yanlış bir şey söylemiyorum, değil mi? İtirazınız Yok. var mı? Yani bu kadar köşeli değil elbette. Bu kadar köşeli kaçma. Şimdi beni buldun dişine göre, şimdi İpek'le konuş. Hadi bakalım. Ben de bundan korkuyordum. Hadi. Peki şöyle başlayalım. İpek sen neden değişeceğini bir anlat. Sen de çürüt. Hani öyle değil, değil mi? Münazarada öyle bir şey var. Tamam. Evet, seni Hükümet dinliyoruz. Siz muhalefet. buyurun arkadaşlar. Geçen programda da birazcık bahsetmiştim. Buradan yani 2030 dediğin şey 12 yıl sonra. Ben düşünüyorum, Google ne zaman hayatımıza girdi, Instagram ne zaman hayatımıza girdi ve onların hani klasik bir şey vardır ya, büyüme hızı yani teknolojinin giderek artıyor, giderek hızlanıyor, ivmesi giderek artıyor. Şimdi 12 yıl sonra bence ne Facebook kalacak ne Google kalacak, belki de başka şeyler gelecek. Benim şimdilik kullandığım telefonum yani 2 sene öncekinden çok farklı. Şimdi mesela siz drone'la pizza servisi yapabileceğinizi düşünüyor muydunuz? Yani normalde biz ne yapıyorduk? Arıyorduk. Abi bana yollar mısın pizza diyorduk. Telefonla bize yolluyordu. Şimdi ne oluyor? Amerika'da yani telefondan, app'ten sipariş veriyorsunuz. Hani kurye de getirmiyor. Artık pencereden ya da kapıdan drone, hiç yani insan da yok. Drone dediğimiz Drone şey ne? getiriyor. Uçan bir şey. Aynen. Yani pizza siparişi veriyorsunuz ve bu uçarak balkona geliyor. Ve Böyle bu bir aynen. dünyadan Ve bahsediyoruz, değil bu mi? ve şey bu 12 yıl sonra değil, bu şu anda olan bir şey. Bu Amerika'da Bunu yapılan bir biz şey. bulduk. Bakkaldan iple çekiyorduk biz. Biz Bunu bulduk, evet. Çok geliştirdiler. haklı. Ve hani Geliştirdiler. 12 yıl sonra bu daha ne kadar gelişebilir diyorum yani. O yüzden en basit örneği bu. Onun dışında yani bu teknolojik gelişmelerin yani hiç şeyi yok. Mesela biz ne yapıyorduk? Bir sürü yatırım yapıyorduk, inşaatlar dikiyorduk. İşte onu malzemeleri alıyorduk, getiriyorduk. Şimdi ne yapılıyor? 3 boyutlu yazıcılardan Tokyo'da, Japonya'da gökdelenler inşa ediliyor ve bu şu anda oluyor. Bu 5 yıl önce, 10 yıl önce yoktu. Evet. Peki 10 Yani yıl sonra İpek diyor neler ki olabilir? çok kısa bir süre önce olmayan şeyler hayatımızı alt üst etti bugün. Aynen. Nereden biliyorsun hayatımızın alt üst olmayacağını tekrar 2030'larda Tolga? Evet, şimdi İpek o kadar hızlı ve baskın konuştu ki konuya nereden gireceğimi tam bilemedim. Verdiği örnekler yanlış örnekler değil tabii ki. Mesela işte Facebook'un hayatımızda olmayabileceği örneği. Mesela bir teori var. Yani söyleyen kişi ne kadar yetkindir vesaire bilemeyi çok fazla konuşuluyor. Şu andan 10 sene sonra bir sosyal medya olacak. Dünyanın en büyük sosyal medyası ve o şu an yok. Yani bir yeni Süper. sosyal medya çıkacak ve şu andaki mevcut bütün sosyal medya şirketlerinin üstüne geçecek ve onları kurtaracak olan yeni bir sosyal medya gelecek diyor. Ben de şöyle bir şey okudum. 2030 yılında dünyanın en büyük şirketi henüz kurulmamış bir e-learning, uzaktan öğrenim şirketi olacakmış. Mış diyorum. Deniyor. Bunlar hep Olabilir. mış üzerinden konuştuğumuz şeyler değil mi Tamam. Ama bu öngörü ama ya. Mış mı? Fütüristler mış der mi? Şu anda bile mesela Stanford, Harvard gibi üniversitelerin tüm hocaları e-learning'e yoğunlaşmış durumda. Hepsi kendi videolarını çekiyorlar, kuramlarını oluşturup o sitelere yüklüyorlar. Yani şu anda bile aslında trend oraya doğru gidiyor. Bunu bir değişim olduğunu düşünüyoruz yani. Ben incelediğimde şey örneği mesela, senin bir önceki yayınında söylediğin bir örnek vardı. Ona çok takılmıştım.
temizlikle alakalı bir örnektir. Dedi ki ben 2030'da dedi evimi temizlemeyeceğim dedi. Burada benim aklıma şöyle bir şey geliyor mesela. Bu bütün değişim diye bahsettiğimiz şeyler bizim hayatımızın ne kadar içinde sorusunu ben ister istemez soruyorum. Benim belki de tezim biraz buradan geliyor. Yani diyoruz ki hayatımız 2030'da nasıl olacak? Çok değişecek mi? Biz bambaşka insanlar mı olacağız? Günlük aktivitelerimiz ne kadar değişecek? Biz işsiz mi kalacağız? Biz yapacak iş mi bulamayacağız? Gün içinde sıkılacak mıyız? Vesaire. Ben bunların orta vadede çok değişecek şey olmadığını inanıyorum. Mesela şu anda Türkiye'de son 5-6 senedir belki de bir yemek dağıtan bir firma var. İsmini vermemek üzere. Biz buradan telefonla sipariş verebiliyoruz. Ondan öncesinde mahallemizde bir tane dürümcü olurdu. Dürümcüyü arardık telefonla. Magneti olurdu buzdolabının üzerinde. Arardık. Abi getirir misin? Getiririm. Ben burada şunu savunuyorum. Ben hala öyle yapıyorum. Mesela bizim de okula işte sipariş verdiğimizde falan gayet abi işte telefondan söyleyin daha ucuz oluyor falan diye. Hala bu yöntem devam ediyor. Yani yeni gelen şeyler evet var. Ama bu yeni gelen şeyler bizim hayatımızı ne kadar değiştiriyor sorusunu sormak lazım. Yani yeni bir şey geliyor ama eskisi de duruyor. Onu yok etmiyor mu diyorsun? Bir bu var. Aslında gelmek istemiyor orası değil de ister istemez bu sonuçta çıkmış oldu. İkincisi de bu çok hızlı değişiyor. Çok fazla yenilik geliyor dediğim şey bizim hayatımızın yani insanlığın, insanın sosyal ihtiyaçlarını ve hayat döngüsünün ne kadarını değiştiriyor. Ben bu soruyu sormak istiyorum. Ben de şöyle söylemek istiyorum. Mesela dedin ya telefondan arıyordum diye. Şimdi yani çok fazla uygulamalar geldi. Şu an bile aslında hayatın değişti. Şimdi bir de hani bu en basit ve güncel yaşamdan örnekler. Yani şöyle robot temizlikten de gittiğin için söylüyorum. Yani şu anda bile alınabilecek fiyatlarda evi temizleyen, kendi kendine gelişip toz olabilen küçük robotlar var. 6 sene aynı önce zamanda, çekilen bir dizide vardı mesela. Evet, yani aynen. Aynen. Aynı zamanda şöyle maddeler de üretilmeye başlanmış. Ve bunun da maliyetleri giderek düşecek ve kullanılabilir hale gelecek. Yani toz tutmuyor asla. Sen toz tutmayan bir materyalin zaten tozunu silmekle uğraşmayacaksın. Nanoteknoloji diyoruz yani. Yani ya da kirlenmeyen, ter tutmayan bir kıyafeti tekrar yıkamaya belki de uğraşmayacaksın. Öyle bir teknolojiyle gelecek. O yüzden de tabii ki de güncel hayatımız değişecek. Bu da mı gol değil? Bu da mı? Ya sen bir işte. Bu şey gibi gözükebilir. Ben eski kafalı bir insanım gibi gözükebilir. Ben açıkçası şunu sormak istiyorum. Yani burada ben şu anda mesela hali hazırda bir yemek siparişi için günde ne kadar vaktimi harcıyorum? Önceden yaptığım işi, 2 dakikada yaptığım işi şu an çok daha kolay yapıyorum. Evet menüyü önümde görebiliyorum vesaire. Aslında insanın günlük yaptığı işler kolaylaşıyor. Ve aslında sürekli olarak çıkan her yeni mobil uygulama, her yeni gelişen teknoloji sürekli insanı biraz daha tembelleştirelim. İnsanlar zaten doğası gereği tembeldir, çok fazla şeylerle uğraşmak istemezler. Yani insanın günlük hayatlarından bazı uğraşmak istemediği küçük küçük şeyler alıp çıkaralım diye çok büyük girişimler var. Bunlar okey. Bunlara zaten bir şey demiyorum. Ya ben şey demiyorum, 2030'da şu andakinin tamamen aynı dünyasını yaşayacağız demiyorum. Ama yani mesela işte sürücüsüz arabalar İstanbul trafiğine gelir mi? Gelebilir. Bu bizim hayatımızı çok fazla değiştirir mi? Günlük stresimizi azaltacak. Benim anladığım kadarıyla sen gelecekte de olan değişimlerin aslında hayatın rutini ve normali olduğunu mu söylüyorsun? Şu hayatın yani insanın hayattan olan beklentisini ve rutinini çok fazla değiştirmeyeceğine inanıyorum. Çünkü insan şu an bile bir yerden bir yere gitmek için araba dışında bir şey düşünmüyor. Arabayı sürücüsüz yapsam mı diyor. Yani biz yine araba olacak diyor. Evet yani mesela şu an tekerleklerin üzerinden havalanan bir şey düşünecek kadar ileride değiliz. Ama şöyle bir şey var. Bir dakika ama uçan araba. Evet pardon. Uçan arabalar var o bir. Hem de ikinci olarak da zaten değişim dediğimiz şey mesela o sürücüsü araba geldiğinde o taksiciye ne olacak? Bence o zaten asıl sıkıntı. Yani o taksici birimine ne olacak? O İK işe almayan artık yapay zeka ile çalışan insan kaynakları birimine ne olacak? Bu aslında bizim, bu zaten değişimi gösteriyor. Bu bizim şeyde liseye gidip yaptığımız konuşmaya geliyor aslında. Şey yavaş yavaş insanların işsizleşmesi muhabbetine doğru geliyor. Yani değişim hani değişim aslında öyle bir şeyle gelecek yani. Değişim peki şey mi düşünüyorsun sen şu an? Bundan 10 sene sonra iş konusunun değişeceğini mi düşünüyorsun mesela? İş, bunun üzerinden bir örnek verdin. İş konusu değişen en önemli şeylerden biri olacak. Yani zaten en basitinde tercüman da dedik. Hani otomatik yapılan bunu herkes söylüyor zaten. Ama otomatik yapılan şeyler elenecek. Ve senin dediğin gibi belki de yukarıda uçan arabalar Türkiye'ye gelmeyecek. Ama belki de bir şehirde uçan arabalarla gerçekten gidilecek. Ve şöyle bir şey de var. Sırf araba olarak da düşünmeyelim. Geçen bir videoda izledim. Ben size katılmıyorum. Şundan dolayı katılıyorum. Ben dünyada olup da Türkiye'ye gelmeyecek bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Yani biz isteyeceğiz eğer, mutlaka. Tabii. Eğer dünyada bir yerde uçan araba varsa mutlaka bizde de olur. Türkiye çünkü çok hızlı adapte oluyor
artık teknolojiye çok, o yüzden ona katılmıyorum. Yani eğer kullanıcı değil, olarak evet. Ama mesela evet. Şu anda tabii, tabii. Hatta ben... ilk hemen bize gelir. Önce kullanırız sonra yapar mıyız diye düşünürüz hatta. Ama şimdi düşünüyorum şu anda. Asya'da gördüğüm şey çok fazla elektrikli araba olmasıydı. Ve mesela her yerde elektrik şarjlarının olmasıydı. Şimdi buraya bakıyorum ve onlar hani 3-4 yıldır öyle geçiyorlar. Bizde şu anda o kadar gelişmiş değil. Nedenini söyleyeyim. Tecrübeli biri olarak söyleyeyim. Ben elektrikli araç aldım. Ve kullanamadım. Eyvallah. Çünkü mesafeleri şu anda yeterli değil. Yani bugünkü batarya teknolojiyle bugün yapılan arabaları Türk insanına satamazsınız. Onun bataryalarını geliştirmek zorundasın. Ama önümüzdeki 2-3 yıl içinde bu araç bir şarj olduktan sonra mesela 200-300 kilometre gidiyorsa sorun yok. Ama mevcutlar 90 kilometreyi aşmıyor. Dolayısıyla yani bence orada bizim ülkemizde sorun yok. Araçlar yeterli değil. Biz çünkü daha uzun mesafe kullanıyoruz. İnsan ihtiyacıyla alakalı da olabilir. Yani belki daha küçük yani mesafe gidecek bir kasaba için belki daha çok kullanışlı olur. Bence çok yakında yani bunun mesafeleri arttıkça Türkiye'de çok yoğun bir şekilde göreceğiz onları. Ya şu anda çok düzenli yapılaşma olan şehirlerde yaşamadığımız için büyük ihtimalle henüz tam bizlik olmuş olmayabilir. Yani çok daha sıkışık planlanmış bir şehirde çok daha rahat kullanacağını tahmin ediyorum ben. Bir de hani bu arabanın dışında yani ben geçen bir videoda izledim. Artık hani insanlar tek hani aslında hayal gibi bir şey de sırt çantası takıyorsunuz ve gerçekten havaya yani yükselip evet, gidebiliyorsunuz. Hani bu arabadan da farklı bir şey. Eskiden biz bu oyun... Bu ne? Burada uçacağız diyor. Eskiden biz bunu oyunlarda görürdük bu arada. Önceden bir oyun vardı Rockstar Games'in yaptığı GTA San Andreas. Biz GTA deriz ona bu arada. Bitmel öyle okunmaz ama orada vardı jetpack denilen şeyden bahsediyorsun değil mi? Şimdi aynen oyunda oynadığın şey şu anda var. Yani öyle evet. Düşün. Ve oyun 2004 senesinde oynamış. Yapıldı mesela. Aynen, şu an 14 sene oldu. Tamam. Ha, 2004 pardon. Peki şimdi mesela ülkemizde de çok büyük bir sorun. Cinsiyetçilik şu anda maalesef hala bir sorun. Gelecekte cinsiyetçilik hala bir sorun olur mu 2035'lerde? Yoksa biz artık bunu konuşmaz mıyız? Ne düşünüyorsun? Yani ben konuşmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve onun olması için de elimden gelen her şeyi yapacağım için buna inanmak istiyorum kesinlikle. Olmayacak. Belki de... Bence de olmayacak. Bence gelecek nesillerin bir cinsiyetçilik problemi olmayacak. Yani her bu geçen... Kadın bunu yapar, yapamaz. Kadın işi, erkek işi bu ayrımların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bunun yani toplum tabanına inmesi acaba ne kadar süre alacak? Ben bunu ben çok merak ediyorum. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi mesela... Yine zaman çizelgesine baktığımız zaman biz yani daha iyi biliyoruz mesela annem babam belki babaannemden ben daha iyi bunun farkındayım. Ben çocuğumu öyle böyle öğreteceğim ki o daha iyi farkında olacak. Öyle öyle de süper. Yayılmış peki olacak. Birer dakikanız var. Biraz da kendiniz anlat. Bir dakika sen konuş, bir dakika sen konuş, bitirelim. Ne istiyorsanız söyleyin. Tamam, Tolga başlasın. Niye ben başlıyorum, sen başlıyorsun. Buyurunuz. Tamam, ben başlayayım. Şimdi buradan 12 sene sonra ben kendimi görüyorum ve gördüğümde benim gündelik işlerim sıfır. Benim sadece odaklandığım şey kendi zevklerim sanat, sosyalleşmek, insanla olan iletişim ve otomasyonun sıfır olacağına inanıyorum. Kadın erkek eşit yani eşit görüleceğini düşünüyorum. Hatta artık robotların cinsiyeti hani robotların hayatımızdaki yerini konuşacağımızı düşünüyorum. Robot hukukunu konuşamadık onda. Peki son bir dakikam. Ya İpek'in söylediği birçok şeye ben katılmak istiyorum orada. Ben de çok isterim çok her şey çok iyi olsun. Ama biz 4 senedir mesela augmented reality'den bahsediyoruz. Yani arttırılmış gerçeklikten bahsediyoruz. VR teknolojileri yani şu an Türkçesini bazı bulamadığım terimler var. Mesela bunlar 4-5 senedir falan ciddi şekilde işte telefonlarımızda, gözlüklerde vesairelerde ya da işte belli bir oda var mesela oyun oynamanız için yapılmış yine VR gibi. Bir oda var. Sistem odanın her yerine dokunarak oyun oynayabiliyorsunuz. İnsanlar bunları yapıyorlar, pazarlamaya çalışıyor ama şu an herkes şey diyor, bunlar çok kötü. İnsanlar telefonunda eğer yeterince iyi kullanamıyorlar, yeterince iyi çalışmıyor. VR gözlükleri çok ağır, biz bunları sevmiyoruz. O odayı tasarlayamadılar çünkü Amerika'da tasarlamaya, onu satmaya çalışan arkadaşım orada hep ahşap evler olduğu için yapamadı vesaire. Burada ben hala çok daha fazla sürtünme olduğunu düşünüyorum yeniliğin peki, gelmesi için. Şöyle bitiriyoruz. 2035 yılında birisi bu çektiğimiz programı izleyecek. Tolga diyor ki hayatımızda çok büyük bir değişiklik ben olacak. Ben kargo merkezine gidip kargomu alıyor olurum belki diye düşünüyorum. Yaşadığımız her şeyin
normal bir süreç içinde gerçekleşeceğini söylüyor. İpek de diyor ki çok büyük değişiklikler olacak hayatımızda. Bunu artık görecekler. Gelecek nesiller görecek. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar efendim. Birol Güven'le Gelecek Geliyor. Hafta içi her gün 19 ve 01'de 360'da.